Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Marmara sunucusunun 12. bölümüyle karşınızdayım. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Videoya geçmeden önce bir beğeni atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi haydi videoya geçelim. Yanımda 40 level şöyle bir ninjam var. Bu ninjayı Longi için kasmıştık. Bu ninja ile bizim işimiz var biraz. Ne yapacağız dersiniz? Bu ninja ve bir tane daha ninjayı 95 level'e kasacağız. 95 level'e kasma amacımız da solo Jotun dönmek istiyorum. Hani iki ninjayı birden 95'e atayım. Kendim solo Jotun döneyim. Jotun'da çünkü çok güzel para var. Hani tek başıma dönersem ortalama olarak bir turda hani 9'ar sandık attığını falan varsayarsak 175 em para çıkıyor abi. 175 em ile 180 em arası. Hani günde 5 tur bile dönsem bana günlük 8-9 van para getirir ve herhangi bir gideriniz yok. Jotun yaparken herhangi bir gideriniz yok. Tek haftalık konsümleri falan alıyorsunuz. Onlar yani gider. Onun dışında bir şey lazım değil. Jotun'da çok güzel para var o yüzden. Bu 113 level kalacak 113'te. Bunu daha fazla kasmayacağım. XP eventi de bitti. Hani bu zaten ben Jotun yaparken falan büyük ihtimalle 114 falan olur o civarları. 114-115'e gelir yavaş yavaş. Ki 113'te bizim işimizi görür. Balina kemiğini falan. Artı 8 taksak 113 levelde takılıyor. Bir canavar içini 115'e kasmaya gerek yok. Ondan dolayı şimdi bu ninjayı dizeceğiz bugün. 75 level'e falan kasacağız, ninjayı dizeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş sürgün atmaya başlayacağız. Bu arada benim bu hesaptaki bütün itemleri de pazara atacağım. Şöyle göstereyim. Almak isteyenler varsa bana oyun içinden ulaşabilir. Satılmadıysa anlaşabiliriz. Hesabı 3. kata getirdim bakalım. Şöyle 2 tane 50 app kuponum var. Bunları da kullanalım. Ne alacağım? Yani bu hesabı kasarken bir tecrübe yüzüğü lazım. Tecrübe yüzüğü için aldım bu app'leri. Şöyle bir 7 günlük tecrübe yüzüğü alalım. Bu bize yeter. Başka pet falan da lazım olabilir ama ayın 12'sinde yeni event başlayacak. Pasta eventi falan gelecek. Böyle pasta gelecek. %100 XP bonus falan veriyor. Belki onlarla beraber pet falan da gelir. Onun için şu anlık almayacağım. Şu anlık böyle kalsın. Bakalım o eventte bir şey gelirse veya gelmezse ona göre hareket ederiz. Ben şimdi bu hesabı karakter attırayım, sonra kasmaya başlayayım. Şöyle 1 saat de oldu. 1 saat sonunda hesap 58 level'e kadar geldi. Şu bir yan oda boşalınca 3 oda birden kasacağım. 2 odayı kesiyorum, sonra çıkmasını falan bekliyorum. O yüzden biraz yavaş oluyor. Bu arada kuşak falan da taktım. Kuşağı falan da bu hesaba verdim. Hasarımız 2.5K'ları falan çıktı. Arada 3K'yı falan da görüyoruz. Gayet güzel şu anda hasarımız. Ama bu sefer de çok hızlı kesiyoruz odayı. Odanın çıkmasını falan bekliyoruz. Şu yan oda boşalsın. Şurada da bir arkadaş kasıyor. O oda boşalsın. Direkt hesabı şu köşeye koyacağım. 3 oda beraber kasacağım. 3 oda daha hızlı bir şekilde kasarız. Bakalım diğer saatte ne kadar olmuş olacak hesap, görürüz. Şimdi bir tane şurada şöyle bir bilezik buldum. Ninja'ya 15 şimşek, 10 delici, 6 şeytanı var. Hani 15 şimşek, 10 delici zaten nereden baksanız 5-6 won en azından. Çünkü zodyaklık bir bilezik bu. Hani HP yok veya HP absorbe yok ama kesinlikle alan olur yani bunu. Şöyle 3 won 25 eme bunu alıyorum. Ben bunu kendim sürgünde kullanırım. İşim bitince satarım abi. Bir tane de şöyle bir zırh alıyorum. 15 şimşekli artı 6. Yani artı 6 ama 61 levelin zırhı olduğu için 34 levelin artı 9 zırhından daha fazla savunma veriyor. Artı 4 taşları da verdi. 15 şimşek bize gayet yeter. Bir won'u şöyle bunu da çektim. Bir tane de bakır kolye buldum. 2 won'a 10 kritikli direkt. 10 kritik, 10 da SP absorbesi var. Bizim işimizi gayet görür. 2 won'a da bunu aldım. 3 won'a şöyle bir tane tahta ayakkabı buldum. 10 kritik, 5 saldırı hızı. Bizim işimizi gayet görür. 3 won'a da bunu aldım. Şu anda kask yok istediğim tarzı. Yani 15 şimşek, 10 şeytan da olsa alırım. 10 şeytan veya 20 şeytanlı. Hiç ninja kaskı yok. O yüzden o piyasaya düşene kadar biraz bekleyeceğim. Ama en azından diğer itemleri hallettik şimdilik. Bakalım inşallah kask da kısa bir süre içinde piyasaya düşer. Hazır diyorum ki yapmışken şöyle bir tane de tılsım yapalım. Bize bir şimşeğin gücü bile gelse o bizim işimizi görür. Simya takmayacağım nasıl olsa hesaba. Onun için şöyle iki tane şimşek tılsımı alacağım şimdi. Şöyle ikinciyi de alalım hemen. Ve savaş kağıdıyla beraber de tılsımımızı artı bir yapalım şöyle. Artı bir şimşek tılsımı, hayırlı olsun. Elimde 25 tane artı 7 cennetin gözü kolye var. Bunları bakalım bir artı 9'a kadar deneyelim. Buraya toplam 5 won verdim. Tanesini 20 em'den aldım. 20-21 em arası. Yani toplasanız 525 em falan gitmiştir en fazla. Artı basma malzemeleriyle birlikte tabi. Zaten artı basma malzemeleri de ucuz. Neyse şöyle hemen basmaya başlayalım bakalım. Umarım güzel geçiririz. İlkini yaktık. Şöyle bir tane artı 8'imizi aldık. Gayet güzel. Hemen ikinciyi alabilir miyiz? İkinci gelmedi. Bir tur daha attık, yine yandı. 4'te 1 şu anda. 5'te 1.
İlk beşliden bir tane aldık. İki efsunluydu o kolye. İki efsunlu yanması kötü oldu. İkinci artı 8'imizi aldık. Hemen üstünde üçüncü gelir mi? Gelmedi. Şu ikiden bari bir tane alalım. İlki yandı. İkincisi de yandı. Şu anda kötü geçiriyoruz aslında. Şöyle üçüncü artı 8'imizi aldık. Dördüncü artı 8'imizi aldık. Beş gelir mi? Beşinci gelmedi. Hadi bari şimdi gelsin. Tamamdır. Beşinci artı 8 aldık. Altıncı da geldi. Çok güzel. Son onlu. Yedinci artı 8 de geldi. Sekizinci artı 8 de geldi. Dokuz gelmedi. Hadi şuradan son 7. Bir tane verir misin? Dokuzuncu geldi. Çok güzel. Onuncu da geldi. 11 yapar mısın? 11. geldi. 12 olur mu? 12 olmadı. Son üçlü. 12. 12. geldi. 13 gelir mi? 13 olmadı. Son 1. 13. 13 olmadı. Ama 12 tane artı 8 geçti. Yani ben bunu denemem abi. Normalde ben affetmem. Bilirsiniz hani bunları direkt artı 9'a falan vururum ama. Hani artı 8'lerin tanesi 1 won. Ben buraya 5 won verdim. 12 tane var direkt. 7 won direkt kar ya. Hani buradan sonra riski almama gerek yok. Gerçekten gerek yok. Hani en kötü 90 M'den bile satsam şurayı. 6 won, 6.5 won karım olur. O yüzden burayı denememe gerek yok. Çok güzel geçirdik artı 8'e. Gayet güzel abi. 6-7 won karımız var. Şimdi elimde şöyle 25 tane ejderha bekçisi sandığı var. Bu sandıkları açacağız bakalım. İçinden böyle bir tane ejderha alevi almak istiyorum. Bir ejderha alevi çıksın artık. Buraya toplam 5 won verdim tanesini. 20 M'den aldım. Bakalım umarım karlı bir açım olur. Char'ın ismi de sandığımızla bir o kadar alakalı. En az böyle 2 tane 60 M'de alırsak o da güzel olur. Şöyle açmaya başlayalım. 10 M çıktı ilk sandıktan. İkinciden de bir tur daha 10 M aldık. Bir 10 M daha. Bir 10 M daha. 30 M. Gayet güzel. 40 M attı. 10 M daha aldık. Bir 10 M daha. Bir 10 M daha. 30 M. Biraz daha fazla 30 M falan vermesi lazım açıkçası. Yoksa zarara doğru gidiyor bu iş. Şöyle hemen bir tur daha açalım. 10 M. 10 M. Bir 10 M daha. Bir 10 M daha. 40 M. En başlarda hep ilk 3 sandığı 10 M atıyor. Sonra 30 ya da 40 verip duruyor. 3 tur öyle oldu. Ejderha alevi falan var mı bakalım. Ejderha alevi de yok şu anlık. Son 10 sandık. Bu sandıklardan bir şeyler çıkarmamız lazım. İlkini açtım 10 M. İkincisini açtım 30 M. Üçüncüsünü açtım 10 M daha. Dördü açtım 30 M. Beşinciyi açtım ejderha alevi. Ejderha alevi çok güzel. Bir bomb buradan direkt. Son 5 sandık 10 M. İkinciyi açtım 10 M. Bir 10 M daha. Hadi şuradan bir 60 M ya. 40 M. Hadi 60 M. 10 M verdi. Toplam 420 M çıkardık. Onun yanında bir tane de ejderha alevimiz var. Hani yanındaki şu beyaz inciyi falan da sayarsak. Bu beyaz inciler ne kadar da hatırlamıyorum ama 4M de sanırsam. Olmayabilir ama çok emin değilim ama 4M diye sanki hatırlıyorum. Çok fazla beyaz inciyle işim olmuyor. Hani 20M buna diyelim. 440M, 1W da buna diyelim. 540M. Onun dışında şöyle misilleme çekmecesi var mı? Misilleme çekmecesinin içinden çıkanlar da para ediyor. Yok, misilleme çekmecesi atmamış. 540M, 5W vermiştim ben buraya. 40M de buradan kar. Çok iyi. Kavuşa kardeşimizin yanına geldik. Elimde şöyle 4 tane artı 7 yalı şapkın ayakkabı var. Ne yapacağımız zaten belli. Ateş ayakkabısı deneyeceğiz. Umarım buradan bir 2 tane alırız. Bir tane geçerse 130 M. Her deneyiş başına 50-55 M para gidiyor. Öyle düşünebilirsiniz. Her geçirdiğimiz için de bize 130 M para gelecek. Şöyle 4 deneme hakkımız var. Bakalım denemeye başlayalım. Şöyle ilkini denedim. İlki yandı. İkinciyi denedim. İkinci de yandı. Üçüncü de yandı. Dördüncü. 4 de yandı. Çok kötü geçirdik. Hatta geçiremedik daha doğrusu. Ne geçirdiniz? Yaktın bizi kavuşa kardeşim. Elimde 5 tane kızıl ejderha yumurtası var. Bunları açalım bakalım. Belki içinden tip 6 olsun, tip 5 olsun. Güzel bir pet çıkarabiliriz. Şöyle hemen ben bunları bir açıp geleyim. Açtım bakalım hemen şöyle bir başlangıçlarına. İlk petimiz 1.8 başlangıçlı. Güzel. Boyutu yani tip 3 gibi falan. Tip 2 tip 3 gibi ama belli de olmaz. Belki tip 5 de çıkabilir. İkinciye bakalım. 0.6 başlangıçta. Bu da aynı. Bunun boyutları da aynı. Ama başlangıcı kötü biraz. Üçüncü 1.0 başlangıçlı. Daha küçük. Öncekine göre daha küçük bir pet. Diğer ikisine göre. Bu tip 1 tip 2 falan olabilir. Dördüncüye bakalım. Dördüncü çok büyük. 1.0 başlangıçlı. Hani bu tip 4'tür büyük ihtimal. Çok büyük olunca öyle alıyor. Sonuncu da 1.0 başlangıçlı. Bu da küçücük. Bu tip 1, tip 2 falan 3 tane 1.0 başlangıçlı oldu. Şöyle HP 0.6 olandan başlayalım abi. Baktım buna tip 2. Bu tip 2 ise büyük ihtimal hepsi tip 1 falan.
Şöyle 1.0'lardan devam edelim. İlkine baktım tip 1. İkincisine baktım tip 3. Bu çok büyük olan. Hemen şuna baktım. Bu da tip 1. Şu 1.8 başlangıç diye bakıyorum. Merhabalar. Tip 6. Tip 6. Çok güzel. Çok güzel karımız var abi. 1.8 başlangıçlı, 1.8 EP, 1.4 defans, tip 6 melek. Mükemmel abi. Geçen videoda da şöyle bir şey çıkarmıştık. Şöyle bir 2.0 EP'li de Bushido'muz var. 2 skill ama bu da tip 6 pet. Bir tane de şöyle vardı. Almak isteyen arkadaşlar da bunu yazabilir. Bu da 0.8 başlangıçlı. Tip 3 ama tip 3 demişim. Tip 5, 3 skill. Bu üçü de satılır arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlar bana oyun içinden ulaşabilir. Fiyatı hakkım da yok. Fiyatını bilenler de yoruma yazarsa çok mutlu olurum ortalama fiyatlarını. Oyun içinden ilk başlarda ben teklif alıyorum ortalama. Hani en yüksek verene veriyorum açıkçası. Ama yorumlarda fiyatlarını bilen arkadaşlar varsa yorum olarak yazarsa sevinirim. Çok deli karımız var. En az şuradan bir 10 falan karımız var. Çok güzel. Ya dedim ki bu kadar kâr etmişken, bu kadar şanslıyken ben dedim ki 5 tane antikada bir tane mitse elmas çıkarırım. Şöyle hemen şunları bir deneyelim bakalım. Umarım da çıkarırız. Şöyle ilkin deniyorum. İlkin efsaneviye geçmesi çok önemli. İlk efsaneviye geçti. Güzel. Şurada da tek de atar mıyız bir efsaneviye? Olmadı. Tamam. Bir şansımız daha var. Bunu da geçsin. Geçmedi. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Şu nefsuna bakalım. Düz gelmiş. Sıkıntı yok. Bir 70-80'imiz zararımız var ama sıkıntı yok. Elmasları son bir tur daha deneyeceğim bakalım. Belki geçiririz. Bir tane aldım. Sadece bir tane aldım. Bakalım umarım bir miti çıkarırız şuradan. Şöyle hemen bir efsaneviye denedim. Efsanevi aldık. Gayet güzel. Efsununa bakalım. Çift beceri geldi. Ama ben bunu atacağım. Buna yapacak bir şey yok. Deneyeceğim bunu. Umarım geçiririz. Geçirirsek 6-10. Şöyle vurdum. Ah be yandı. Beceri blok saldırı değeri geldi. Sağlık olsun. Biyolog görevimizi falan da verelim bakalım. Umarım geçirebiliriz. Şöyle hemen verelim. Kabul etti. Son 5 tane kaldı. Şöyle BK'larımızı falan da okuyalım. Umarım buradan da dönüşümü geçirebiliriz. Şöyle öfkeyi okudum. İlk öfke geçti. Güzel. Kılıç çevirme yandı. 3 yönlü kesme yandı. Hamle yandı. Yaşama isteği geçti. Dönüşüm yandı. Öfkeyle yaşama isteğini geçirebildik bir oz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.